Bence geçtik. Ne diyorsun? Ben geçtim. Ya geçtik ya kafa kafaya geldik. Geri geldik. Geçtik bu sefer. Bu sesi mutlaka içinizde hissedin diyeceğim. Karşımı geçip kıs kıs gülenler var ya, kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak. Merhaba Web Tekno takipçileri. Hoş geldin abi yanımıza. Merhaba. Bu videoda arkadaşlar yanımızda duran DJI FPV Combo'yu yakından inceliyoruz ve enteresan şeyler yapacağız. Tabii ki Web Tekno usulü şeyler var. Bir bakalım yakından bu ürün bizlere neler sunuyormuş. Ben direkt konuya daldım arkadaşlar. Yanında Levent abi var. Levent Oktay. Abi seni bir kısaca tanımak isterim ben. Ve bu ürünleri yakından geçeceğiz. Çünkü bu ürünü bize daha böyle bilir bir kişinin anlatmasını istedik. Ve Levent abiyi davet ettik videoya. Bahset abi kendinden. Merhaba Levent ben. 16 senedir modelcilikle uğraşıyorum. Helikopter, uçak, tekne. Son 5 senedir yarış dronları hayatımıza girdi. Yarış dronları dediğimizde yani önünde küçük bir kamerası olan buradaki örneklerdeki gibi. Ve gözlükle uçurabildiğimiz FPV dronlar. FPV dronların farkı uçuşlarda gözlüğü taktığınız zaman gözlüğün içindeki görüntü kameradan geliyor ve içindeymiş gibi uçuyorsunuz. Yani first person view. Bunun amacı da hareketleri diğer dronlara göre daha hızlıdır. Kontrolü daha zordur ama avantajı da 100-150 kilometrelere kadar çıkabiliyoruz. Çıkabiliyor mu o kadar? Çıkıyor. Aklımda bir şey var bu konuyla alakalı. Bir uçuralım şunu. Göreyim, görüntüyü görmek istiyorum. Görüntüyü gördükten sonra sana bir teklifim olacak konuyla alakalı. Gelelim buna. Bu DJI FPV Combo çok popüler bir ürün. Evet. Ve şu anda ulaşması da bir tık zor gibi. Ülkemizde de yeni satışa çıkıyor. Bu arada bu ürünü bize pro video gönderdi arkadaşlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz bize destek sağladıkları için. Ve bu üründen bize bir kısaca bahsedebilir misin? Tavsiye ediyor musun bir kere? Güzel bir ürün mü? Yani başlangıç seviyesi için güzel. Tayı azaltacak bir sürü ekstra kameralar, sensörler koymuşlar üzerine. Kamera görüntüsü 4K, 60 FPS gayet iyi. Sadece bir dezavantajı biraz kollarının plastik olmasından dolayı daha narin bir cihaz. Daha dikkatli uçmak gerekiyor. Çünkü bizim kendi yaptığımız dronlarda karbon kullanıyoruz. Bu kendi el yapımımız dronlar. Bu da DJI'nin hazır paketten çıkıp uçurabileceğimiz dronlar. Yani, dikkatli uçurmak lazım. Tabii bunu. Narin bir cihaz. Hazır sırası böyle konuda geçerken söyleyeyim. Bunu Pro Video'dan alanlara %30'da servis indirimi yapabiliyorlarmış. Yani, başka bir dezavantajı ve avantajlarından bahsedelim. Pilde biraz sanırım böyle bir dikkat edilmesi gereken konular var. Tabii pilleri özel 6S 22 voltluk pilleri, yüksek voltajlı pilleri var. Pillerin kendi koruması var, akıllı piller. Yani, bir uçuşu 20 dakika diyor. Spor kullanırsanız 10 dakika, 8 dakika arası gidiyor. Araba gibi bir şey bu yani. Çok gazlarsanız enerji fazla gidiyor. Tabii, hızlıca tabii. Bitiyor. Ekstradan güzel bir özelliği kumandasında panik butonu var. Yani kontrolü kaybettiğiniz zaman, paniğe bastığınız zaman olduğu yerde çakılı kalıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Artı 3 modu var. Normal mod, sport mod ve manuel. Normal modda bildiğimiz Mavic gibi yavaş, sakin çekimler ve öndeki sensör sayesinde ağaca, dala bir yere geldiği zaman duruyor. Sport modda sensörleri kapatıyor. Daha hızlı ilerliyor ama takla atmıyor. Manuel modda her şeyi kendiniz kullanıyorsunuz. Bütün sensörleri kapatıyor ve her türlü sportif taklalar, hareketler yapabiliyorsunuz. Ekleyeceğin çok fazla bir şey yoksa ben gerçekten sabırsızlanıyorum. Masamızda zaten her şey hazır şu anda. Bir uçalım, görelim. Sen bize birkaç tane böyle akrobatik hareket yap. Görelim tamam. Bakalım nasıl bir deneyim tamam, sunuyor. Hadi kuralım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi drone'umuz hazır yerde. Açtık ve ben burada hazırım. Bir kalkalım abi. Evet. Levent abi uçur bizi şimdi. Bu pervanelerin gözükmesinin sebebi ne abi görüntüde? Gözüküyor esasında. Normalde gözükmemesi lazım bizim drone'larda ama evet. DJI bunu gözükmesini istemiş. Şimdi bu normal mod. Bakın çok sakin. Şu anda tapa gazla uçuyorum ama çok yavaş gidiyor. Şimdi punch yapacağım. Yani birden gazlayacağım yukarı doğru. Geliyorum. Deneyelim. Bize doğru geliyor. Şimdi geliyorum. Şimdi yukarı doğru hızlanacağım. Evet. 1, 2, 3. Evet. Bayağı şu anda evet. 40 metre civarındayız. 50 metre. Çok iyiymiş arkadaşlar bu olay ya. Görüntüsü çok iyi. Evet, yanında izlemek çok keyifli cidden. Olduğumuz yerde aşırı bir rüzgar var abi. Bu rüzgar bizi nasıl etkiliyor? Dronlarda etkilemiyor çünkü çok küçük pervane olduğu için diğer büyük dronlar gibi sallantı titreme çok az var. Bakın şimdi bir özelliği var. Bunu mutlaka bir daha göstereceğim size. Bize yaklaşırken ani bir duruş yaptın evet, galiba. Evet, panik butonu diye bir buton var. Şuradaki buton. Panik butonu. Bu hayat kurtaran bir buton. Şöyle kontrolden çıktı. Heyecan yaptınız, panik yaptınız. Bakın size doğru yaklaşırken şimdi gösteriyorum. Geliyorum. 3, 2, 1. Panik. Bakın tak diye. Abi ya durmasaydı? Ya durmasaydı? Ben eğilecektim. Sen ben bilmiyorum korktum ne yani. Ben eğilirdim ya da. Normal moddaydık. Sport modu aldık. Evet. Sport modda biraz hızlı fark ettiğini göreceksiniz.
Daha bakın, herhalde atik oldu şu an. Bak, sesi bile değişti. Bu sesi mutlaka içinizde hissedin diyeceğim. Turn off tuşu FPV dronlarda yok. Sadece DJI'da var. Bize kendisi biraz taklalar attır abi. Evet, o zaman FPV kullandığımızı hissedelim şöyle ya. Bir midemiz kalksın havaya. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu güzel. Abi. Korkmayın. Oo. Bu güzeldi. Peki bunu tabii arabayla kapıştırsak geçebilir miyim ben bunu? Ya anahtarı alırım ama ona göre. Ya o anahtarı biraz zor alırsın gibi geliyor ama abi deneyelim bence yani. Ne dersin? Olabilir, deneyelim. Çok iddialıysan, abi sana bakmaktan konuşamadım şu an ama çok iddialıysan seninle bir piste kapışmak isterim ben şahsen. Tamam, o zaman geliyorum. Güzel. Geldi. Abi eline sağlık. Şimdi piste doğru yola çıkalım biz. Tamam. Ama bizim uygun fiyatlı bir araç var. Onunla bir seni geçmeye çalışacağım ben. Umarım tamam, başarılı olurum. Ama tabii şimdi yola çıkmadan önce bir şey sormak istiyorum sana. Bundan sonrasında çok bunun üstüne konuşamayız muhtemelen. İşin artık şov kısmı başlıyor. Tamam. Bu drone alınır mı? Hazır combo paket dediğimiz pakette, hı-hı, her şeyimiz var. Eksik hiçbir şeyimiz yok. Gözlük, kumanda, drone bence alınır. Levent abinin testinden geçmiş arkadaşlar. Buradan yavaştan piste doğru bir yola çıkalım. Bakalım geçebilecek miyim? Gelmeyecek ama 5 dakika daha beklerim. Sonra giderim. Neyle gelecek acaba? Ya işte. Neyle gelebilir ki? En fazla ne getirebilir ki? Hayda. Kolay gelsin. Hazır mısın? Ya hadi. Nasıl bizim orta sınıf? Benim bir işim çıktı, gidebilirim. Bir kere oldu abi, sen de hayırdır. İşim çıktı, gidebilirim. Vallahi ben çok iddialı konuştum. Ben de bizim orta sınıf arabayı aldım, geldim. Ortası. Bak çocuğum, korkmayacaksın tamam mı? Bak bu abiyle. Levent abi, o zaman sen hazırsan ben yavaştan piste doğru geçiyorum. Lütfi'yi de senin yanına bırakıyorum. Abi ben abi senin yanına geleceğim ben. Dayanamıyor çünkü. Yok, o çok böyle. Güçsüzün yanındayım abi ben. Neler olacak görelim arkadaşlar. Kapışma başlasın. Elektrikli araç hazır mı? Evet arkadaşlar, kayıttayız. Yanımda Ege var ve Ege benim co-pilotum oldu. Yavaşlar şimdi kalkacağız. Muhabbeti kes, yarışı hazırlar. Evet hazırım. Evet, bir deyince çıkıyorsunuz. 3, 2, 1, çık! Okay, I used to be challenged. Now I am always grinding. Drone bizi geçti şu an. Üstümde görüyorum. Bence bir tur daha denenebilir Ege, ne diyorsun? Bence bir tur daha. Geçemedik ya drone'u, şaka gibi. Drone çok yukarı çıktı, olsun. Drone her türlü geçti ama geçtim bu arada. Ama arkadaşlar çünkü kadrajda yok. Drone böyle ikiye falan katladı, tur bindirdi şu an. O kadar yedin mi kardeşim? Ya bence... Anahtarı, anahtarı bırak git. Anahtarını alalım. O ikideyken bastı gaza bence. Tamam hadi bir daha, hadi. Bir tur daha. Ben tamam hadi bir tur daha. Bir dedi çıkmadı ama. Bak bir de çıkıyorsunuz tamam. 3, 2, 1 deyince çıkıyorsunuz. Vallahi drone bizi geçti. Hiç beklemiyordum ben. Sen bekliyor muydun? Hayır ben araba geçer sanıyordum. Ben de araba geçer diye düşünmüştüm. Ama demek ki evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor arkadaşlar. İyi ki iddiaya falan girmedi. Abi sen önde duruyorsun. Gözünü seveyim biraz geri gel ya. Hazırım. Hazır. 3, 2, 1 çık. Yine geçti ya. Yine geçti. Önümüzde gidiyor şu an. Görüyorum. Kaybettik. İddiamız tutmadı. Üzgünüm. Basmıyorum biliyor musunuz? Hadi hadi. Ha? Abi sporta denesene. Ben bir kere daha deneyebilir miyim? Bir kere. Son. Ya bir şey, bir sıkıntı var. Ben ayar yapamamışım. Onu bir son bir kez. Hadi sen vazgeç ya. Abi bir kere daha, Allah'ın hakkı üçtür. Bir üç kere daha, bir kere daha deneyelim be. Dene bakalım hadi. Son bir kere bir deneyeyim ben. Bu sefer olacak eminim. Evet, hazırız tekrar. Üçüncü defa deniyoruz arkadaşlar. Arabada bazı ufak tefek motor ayarları yaptım. Bu sefer olacak gibi hissediyorum. Bakalım. O zaman çok uzatmadan kalkalım. Ha bak birde lütfen şunu oturtalım artık. Üç olacak. Bir deyince çıkıyorsunuz. Üç, iki diyor. Bir deyince gaza basıyoruz. Evet. Bekleyin. Hazır evet mıyız? Ozan. Hazırım. Üç, iki, bir. Ana şu. Bu sefer geçemedi galiba. Çünkü göremiyorum şu an. Problem var. Bir teknik aksaklık. Teknik aksaklık. Geri geliyoruz. Demek ki ben yanlış moda almışım arabayı galiba yolun başında. O yüzden Ege kaybetmişiz, gördün mü? Aynen.
Hata benim yüzümden olmuş. Bir ben gördüm, sen gördün mü? Geçtik mi? Sormakta araba her türlü geçiyor. Söyleyin Ozan'a da bir daha gelsin. Gazlayınca kendi kesti. Şimdi o zaman böylelikle şunu kanıtlamış oluyoruz. Arabayı normal modda kullanınca drone bizi geçebiliyor ama spor modunu aldığımızda drone bizi geçemedi arkadaşlar. Dolaşmasın şey gelsin. Abi dolaşmaya çıktı bile çok geç. Çıkmasın ya. Nasıl ulaşacağız onlara? Karşımı geçip kıs kıs gülenler var ya. Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak. Korktuğumdan değil. Bu sefer geçtim abi. Ben gazlamadım ki. Ya nasıl yazdım? Tabii ben yarı yolda döndüm geriye. Eyvah eyvah geçtim ben. Son bir yarış istiyoruz. Son bir daha. Bunu saymadım. Gerçekten %50'de durdu. Yarı yolda durdu hakikaten. Neden? Kendini geriye kesti böyle. Bir daha yapıyoruz. Kalkıyorsun yine. Hadi son. Hazır mıyız? Hazırız. 3 2 1 Bu sefer gene geçtik diye görüyorum şu an ama. Çok hafif önümüzde galiba. Kafa kafaya gittik sanki bu sefer. O zaman bugün yenildiğine ikna olmayacak. Şimdi dolaşıp gelecek bir daha yapamayacak ama artık yok bitti bence yani. Evet, tebrik ederim abi. Şu anda etrafında tur atıyorum. Adam tur bindiriyorum dedi yani kibarca. Bence geçtik. Ne diyorsun? Ben geçtim. Ya geçtik ya kafa kafaya geldik. Geri gelmeye. Geçtik bu sefer. Ha geçtiniz. Geri mi geçemedik ya? Abi ya. Ben geçtik gibi gördüm. Olmadı. Kardeşim in artık istersen. Olmadı çünkü. Bir tur daha. Yok insan. Bir kere yok mu? Yok abi insan kaybettim. Ben anahtarı alacaktım ama. Abi anahtarsız çalışıyor. Tüy Allah kahretsin. Ben onu sonra şey yaparım sana. Ama şey yani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Sonda bence geçtiğimi düşünüyorum. Bir 3-4 kere denedik. Yok foto finish'e bakarız. Kayıtlı her şey 3-4 şimdi. 3-4 kere denedik ama olmuyor arkadaşlar. Elimden geleni yaptım. Hepiniz gördünüz. Yanımda co-pilotum bile vardı. Kamera kayıttaydı ama olmadı. Başaramadık. Senin böyle bir beklentin var mıydı? Daha önce denediğini söylemiştin. Yani sport modda geçemeyeceğimi biliyordum da manuel modda geçti. Abi biz ona geçti demiyoruz. Başka bir şey diyoruz da neyse şimdi almıyor. Bayağı çok rahat. Hani bir kere geçmedi yani. Ama keyifliydi. Çok herkes dümdüz incelerken biz böyle bir deneme yapmış olduk. Evet, çok da keyif aldık. Sana çok teşekkür ederiz videomuza geldin. Bilirkişi olarak bizi onurlandırdın abi. Bu arada ben bize burayı açan Ülke Yarışmacısı'na da teşekkür ediyoruz burada. Pro Video'ya da çok teşekkür ederim tekrardan bize ürünü gönderdiği için diyelim ve yavaştan videomuzu kapatalım artık. O zaman iki yanımızda bulunan diğer web tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu ürün hakkında ya da genel olarak dronelar hakkında bir sorunuz varsa da yorumlara bırakın. Levent abi hepsine tek tek cevap verir ya da olmadı bir video daha çeker. Orada onları da sizlere aktarırız diyelim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.